Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina salavatü. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Şimdi abi bu 7. söze bakmadan önce abi mail topluyordum abi. Mailden sonra 7. söze geçtim. Orada da çünkü mail geçiyordu. Yapacağım derste şeyi anlatmaya çalışacağım abi. Yani ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayan mı? Konu bu. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayan mı? Yani üstad gibi bir zat 28 yıl boyunca hapis yaşamış. Hapis, esaret ve onun öncesinde esaret hayatı. Sürekli kosturmada şeydi ama tabirinde ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam diyen bir adam 28 yıl boyunca nasıl yaşamış? Yani ya dediği yanlış ya da başka bir şeyi, bir manayı kastediyor. Hürriyet ne demek? Onun altını doldurmaya çalışacağım. Hani kendi anladığım noktada. Maile bakan kısmına o nazar örmeye çalışacağım Allah izin verirse inşallah. İki çeşit hürriyet var. Bir umumi dünyadaki hürriyet, bir de hususi dünyadaki hürriyet. Üstadın en çok nazar örmek istediği umumi dünyadaki hürriyet mi acaba, hususi dünyadaki hürriyet mi diye onu nazara almaya çalıştım. Sonra baktım üstad mesela hani 28 yıl yaşı hapise yatmış, ondan sonra belli hapis evreleri geçirmiş. Buna demek ki burada umumi dünyadan başka bir hürriyetten bahsediyor. Çünkü umumi dünyada hürriyetini kaybetmiş zaten şeyde. Bir de ekstra hürriyetle bahsettiği yerlerde de içsel aleminin hürriyetinin engellenmesi noktasında hani işte bir şeyler işte kafandaki sarığı çıkar, takıyı çıkar, ondan sonra bizim kanunlarımızı kendine tatbik et. Oradaki maksat kendi tatbik et derken bizim gibi düşün, bizim gibi yaşa, bizim gibi konuş, bizim gibi kendi hal vaziyetlerin olsun. Yani oradaki onların kastı dıştaki hürriyette değil de içteki hürriyetini engellemeye çalışmak. Bunu hangi zeminde incelemeye çalışacağız abi? En azından ben kendim anladım, ben kendim çalıştım zemini söyleyeyim o şekilde. Hani mesela benim mesela bazı alışkanlıklarım oluyor abi. Bu alışkanlıklardan niye vazgeçemiyorum? Ya da adam işte Müslümandır, namaz kılıyor. Ya da mümindir ama namaz kılmıyor, oruç tutamıyor ya da başka şeyler yapamıyor. Ya da belli kötü alışkanlıklarına rağmen, hani bir şeylere rağmen, bilmesine rağmen bu kötü alışkanlıklarından niye uzaklaşamıyor? Ya da o işte psikolojik sıkıntıları, ondan sonra vehim vesvesesini bilmesine rağmen, şey yapmasına rağmen niye bunlardan kurtulamıyor? Niye bunlardan uzaklaşamıyor? Hani bu bildiği bilmesine rağmen, alışkanlıkların kötü olduğunu bilmesine rağmen bir de iyi alışkanlıkları niye kolay bir şekilde elde edemiyor? Hani iyinin iyi olduğunu biliyorsun ama hani onu niye kolay bir şekilde elde edemiyorsun? Buradaki maksat ne yani? Buradaki bizim kötüden uzaklaşıp da iyi elde etmemizi engelleyen şey ne? Yani iyi alışkanlıkları elde etmemizi engelleyen şey ne? Onun biraz nazar vermeye çalışacağım. Bu tabloya bir 7. sözden önce işte sözlerden birkaç yerden yazdıktan sonra bu tabloyu çıkarttıktan sonra üstadın bu tablonun aynısını kanuniyet olarak şeyde 7. sözde şey yaptığını gösterdim. Ben oysa ki belki 6-7 yerde topladım bunu, birleştirdim ama üstad burada direkt 7. sözde bu manaya benzer ifadeleri kullanarak direkt o mailin etkileyen şeylerini yazmış abi. Önce buna 7. sözdeki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tasır muğlakını açan Emanetü billah ve bil yevmül ahir. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsım müşkül küşe olduğunu, sabır ile halıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rızakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namaz kılmak, kebari terk etmek, ebedül abad yolunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zat-ı hayret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Ben burada abi tersten üstadın en son bize söylediği şey bunları anlamak istersen diyor. Şu temsili hikayeciye bak. Yani ben buradan ne anlıyorum? Yani sen bunları anlamamanın sebebini ben anlatacağım sana. Hani anlamak istersen şunu dinlemek yerine sen bunların niye iki ilaç olduğunu, onların nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu, işte namazı kılmanın mühim olduğunu, kebayı terk etmenin mühim olduğunu sen niye anlayamıyorsun? Bunu anlamanı engelleyen şeyler ne diye anlıyorum. Bunu tersten. Hani bunu anlamak istersen değil de sen niye bunu anlamıyorsun? Bunu anlamanı engelleyen şeyler ne? Onu nazara vermeye çalışacağım. Yani burada ne? Biliyorsun, bilmene rağmen bir şey yapamıyorsun. Bu ne demek? Bir esaret altındasın sen. Esaret neyin esaret altındasın? Çünkü insan bildiği şeyi yapamıyorsa o bildiği şeyi yapmasını engelleyen bir cebir var onda. Hani dış taraftan onu etkileyen bir şey var. Çünkü biliyor ama yapamıyor. Yapamıyorsun demek ki engelliyor. Mesela ben o tarafa gideceğim. Gitmek istiyorum ama
Biri beni tutuyor, gidemiyorum. Demek ki burada beni engelleyen bir şey var. Bu engelleyen sebepler ne? Bu benim bu esaret, beni esaret altına alan benim o hürriyetimi, yani en azından onu anlamak noktasında, onlara yönelmek noktasında olan hürriyetimi engelleyen şeyler ne? Onu nazara vermeye çalışacağım. Bu kısmı böyle abi biraz geçiyorum. Hemen anlatmak istediğim yere geleceğim. Bir zaman bir asker meydan harp ve imtihanda kâr ve zarar devranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşette derin iki yara ile yaralı ve orkasında kesin bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğa var, nefyediliyor. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana müsait bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki mütafin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denilen latif şeye inkılap eder. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki. Ben nazar vermek istediğim yer burası. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetten şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Ve saydıktan sonra en sonunda diyor ki hatta o biçare ona biraz meyleder. En sonunda hatta o biçare ona biraz meyleder. Bu meyletme kelimesini öbür tarafta söylemedi. Hani o hayha zattayken söylemedi. Burada sisteme şeytan bahsinde bunu söylemeye başladı. Demek ki bir şeyler oldu. Onun neticesinde mail sistemi çalışmaya başladı. Mail sistemi çalışmaya başladı. Peki o mail sistemini çalıştıran şeyler ne? Onu nazara vereceğim. Sonra sol cihetten şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fanteziler, müskiller beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu, ona dedi. Hey arkadaş, gel gel beraber işte edelim, keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Bu da dört tane ifade. Hey arkadaş, gel gel beraber işte edelim, keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Şimdi abi, mesela burada misal verirken misalin kanuniyetini ben direkt anlatmaya çalışacağım. Kusura bakma ya, birazcık şey yapamadım, bağlantı kurup açamadım kendimi de, o yüzden birazcık parça parça oldu. Şimdi abi bu bağlantıdan önce bir şeyi nazara vermeye çalışacağım da bir türlü odaklanamadım ona. Şimdi abi, insanın iki tane sıfatı var. Bir Müslüman, bir de mümin. Mümin nedir, Müslüman nedir? Müslüman abi, İslamiyet'in beş şartını yerine getiren adama, İslamiyet'i kabul eden, İslamiyet'i yaşayan adam Müslüman denilir. Bunu niye söylüyorum? Adam namaz kılmasına rağmen bazı kötülüklerden niye alıkoyamıyor? Ondan sonra Müslüman olmasına rağmen niye bazı yani iyi olan şeylere niye meyledemiyor? Kötü olan şeylerden niye uzaklaşamıyor? Yani defi mefasidi niye yapamıyor ya da terk-i kebair niye yapamıyor? Bunun zıttı iyi alışkanlıklarını kendine niye cem edemiyor? İşte burada adam mesela diyor Müslümandır ama böyle yapıyor. Oradaki sıkıntı hatayı bulup onu çözmeye çalışacağız. O sıkıntı hata nereden geliyor? Müslüman iki tane sıfat var. Bir Müslüman var, bir de mümin sıfatı var. Müslüman abi İslamiyet'in beş şartıyla İslamiyet'in beş şartını elde edip onu kendi hayatında yaşayan adama Müslüman denilir. Yani bu adam namaz kılabilir, oruç tutabilir, zekat verebilir. Ama bunu aynı şekilde münafık da yapabilir. Surete, fiiliyete baktığından dolayı bunu münafık da yapabilir. Mümin ise ne? İmanın altı şartını yerine getirir. İman altı şartını kabul edip kendi hissel aleminde gösteren adamın sıfatı mümin sıfatı. İşte bizim sıkıntımız bu Müslümanlık sıfatından ziyade bu mümin sıfatındaki eksiklikten dolayı. Nasıl mesela? Şimdi bizim imanımız var. Çünkü üstad sözlerde diyor ya, gençlere bir ihtarnamede sanırım. Diyor hayat olmazsa, hayat iman olmazsa yahut isyan ile o iman tesir etmezse diyor. Şimdi iman var. Hani biz kafir değiliz, imanımız var ama o imanın bizim fiiliyatımızı etkileyecek. Yani günahlardan çekinmemizi, ondan sonra iyi şeylere meyletmemizi sağlayacak o tesirin olmaması neden kaynaklı? Çünkü imanımız var ama o imanın dışa vuruşu olan dediğimiz
O imanın nuru niye bizde aksetmiyor da kendi hal vaziyetimizde gösteremiyoruz? Bizde imanımız var. İşte imanı bir kapı olarak düşünsek abi. Yani imanı burada bir güneş olarak düşünsek. Şimdi iman azalıp ya da bunu anlatırken şu mana vermek istiyorum. İman azalıp ya da artandan ziyade imanın o azalma ışığının yansımasını yani o kuvvetin yansımasını engelleyen önündeki setler var abi. Nasıl mesela? İman var. İman eğer içtenliğe tesir etmezse diyor. Şimdi iman var ama iman yazılımı var. Burada bir kapı düşünelim. Ama Su mu götürüyor? şimdi abi iman var ama o iman tesir etmiyor. Onun tesir ettiğini gösteren şeyler ne abi? Nedir mesela? Nur iman. Nur iman. Ondan sonra kuvvet iman. Ondan şuur iman. Bunların olması nispetinde insan kendi fiiliyatında gösterebiliyor imanın. Ha, o üç tane sıfat olursa nur iman, Evet. Kuvvet iman, kuvvet şuur iman, iman. şuur iman olursa İnsan o fiiliyatında gösterebiliyor. hocam Peki. İslamiyet gözükür. İslamiyet gözükebiliyor. İşte bizim sıkıntımız İslamiyet'e riayet değil de mümin sıfatını, imanın o tesirini kırıp da hani imanın tesirini gösterip de işte nur iman, kuvvet iman, şuur iman mertebesine geçmemesinden kaynaklı olan bir sıkıntı. İşte ne alışkanlıklarımızı elde etmemem, iyi olanlardan elde edemememizin sebebi, kötü olanları da terk edemememizin sebebi buradaki sistemin çalışmaması. Bu nasıl? Şimdi imanımız var ama o iman tesir etmiyor. Yani önde bir ket var. Mesela ışıkları düşünelim abi. Işık çok kuvvetli bir ışık yansın. Ama o kuvvetli ışığın önüne bir set koysam. O kuvvetli olması bana bir fayda verir mi? Kuvvetli ama üzerine bir set koyduğum zaman yansımasını engeller değil mi? Burayı odayı aydınlatmasını engeller. Demek ki mesele o imanın olması değil. İman yazılımı var bizde. Ama o imanın şiddetini bizim faydalanmamızı, istifade etmemizi engelleyen, onun ket koyan bir engel var. Bizim sıkıntımız neymiş? İmansız olmamız değil. Bunun o imanın tesirinin olmasını sağlayan o öndeki engelmiş bizim. Şimdi parça parça gideceğim ki o teşhis etmeye çalışıyoruz. Sıkıntı nerede diye. Şimdi abi isyan neymiş demek ki? Bunu bir kapı olarak düşünsek abi. Demek ki bu kapının kapanması nispetinde bu imanımız bu şekilde nurunu aksedip bu mertebelere geçemiyor. Demek ki burada sıkıntımız neymiş? İman olması değil, bu imanın buraya aksetmemesi. Bu imanın buraya aksetmemesinin sebeplerinden biri neydi? İsyan. Şimdi abi bunu bir kapı olarak düşünsek mesela. Şimdi abi bu şekilde örnek vermeye çalışacağım. Bu kapı abi mesela. Şimdi iman içeride ışık var. Burada ama bu önünde set olduğundan dolayı bu ışık içeri girmiyor. Şimdi demek ki bu ışığın dışarı çıkmasını engelleyen şey ne bu kapı? Demek ki bir kapı varsa bu kapı açılıp kapanabilecek bir şeyi vardır. Çünkü kapı özelliğini gösterebiliyorsa demek ki açılıyor ya da kapanabiliyordu. Demek ki bizim sıkıntımız neymiş? Kapının ışığı engellemesi değil, kapının kapalı olması. Yani demek ki bu kapıyı kapatan bir şey ne varmış? İsyan namı altında işte isyanımız, gafletimiz şunlar varmış. Peki abi. Şimdi bu kapı açılıp kapanabilecek bir kapıyken bunun kapalı olmasını tercih eden bir sistem olması gerekiyor. Çünkü açık ya da kapalı olmasını sağlayan ve bunun kapalı olmasını sağlayan bir sistem olması gerekiyor. İşte bu da ihtiyar. Yani ihtiyar diyeyim. Nasıl? Bu kapının açık ya da kapalı olmasını engelleyen sendeki ihtiyar sistemi. He, demek ki sıkıntımız neymiş? İsyan değil, sıkıntımız iman değildi. Önce iman mı diye baktık, iman değilmiş. Sonra baktık ki iman değil neymiş? İsyan o kapıymış. Sonra baktık ki kapı sıkıntımız değilmiş. Kapıyı açıp kapatmasını sağlayan ihtiyar varmış. Bu sıkıntıymış bizim. Şimdi baktık abi kapı ihtiyarımız var. Açık ya da kapalı ediyoruz. Peki bu açık ya da kapalı olmasını engelleyen şey ihtiyarsa bu ihtiyarın hani kapalı olmasını sağlayıp hani bu ihtiyarla bu kapalı olsun dedirtebilecek o ihtiyarını etkileyen şeyler ne? İhtiyar aktif edip veya etmeyen nedir? Aynı ihtiyar aktif edip ya da etmeyen neymiş? Demek ki bizim sıkıntımız abi o alışkanlıklarımızı engelleyen ya da alışkanlıklarımızı yapmamızı engelleyen ya da terk etmemizi engelleyen şey neymiş? Bunda ya da bunda ya da bunda sıkıntı neymiş? Bu ihtiyarda sıkıntı varmış. Yani bu ihtiyarın açık ya da kapatmasını engelleyen bunu engelleyen şeyler ne? Ona bakacağız bu sefer. Yani bu ihtiyarı engelleyen şeyler ne? Çünkü abi bu kapının kapalı olması bir sonuçtur. Bir sonuçtur.
İhtiyarın olması da bir sonuçtur. Peki bu ihtiyarın açık ya da kapanma olmasını sağlayan o süreç nedir? Ona nazar vermeye çalışacağız. Çünkü bizim sıkıntımız o süreci etkileyen sebeplerdir. Mesela nasıl abi? Şimdi bu odaya, bir odaya iki tane lahmacun borusu döşesek abi. Sürekli odada o lahmacunlar sürekli aksa. Ben de odayı sürekli temizlesem. Ne kadar temizlesem dahi bu oda temizlenir mi? Temizlenmez. Niye? Çünkü bu odayı dolduran sebepler var. İki tane kirli boru var. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Temizlenmekten önce bu odayı kirleten o iki sebebi. Tamam. Şimdi abi bizim sıkıntımız neymiş? Bu ihtiyar İhtiyar. engelen şey. Tamam abi. Ha. Şimdi iki şey var abi. Bir sebep, süreç ve sonuç. Şimdi bu sonuç neydi? Artık o iş vücuda çıkıp yaptığın şey oluyor. Sonuca ulaşmanı sağlayan şey ne? Süreçtir. Süreçte de nedir? Şimdi bu meslek sahibi ya da yaptığın işi cezbedildin. O cezben önce bir iştiyakın vardı. O iştiyaktan önce bir ihtiyacın vardı. O ihtiyaçtan önce bir meylin vardı. O meylden önce bir kabiliyet uyandı. O kabiliyetten önce de bir istidat uyandı. Bu istidattan önce de burada da bir çizgi çizeyim. Bu istidattan önce de bir ihtiyarın ona göre meyledildi. Peki bu süreci etkilen ne? Onu oluşturan sebepler. Peki bu bir ihtiyarımızı etkilen ne? Onu oluşturan sebepler. Bu da ne? Üstad mesela 7. sözde diyor ya. Destas şeytan için diyor ya. E, O gel gel. bir dakika, o dakika dur, yavaş. İhtiyarımızı etkileyen girigiltin, incizap Evet. dedin. Ondan sonra Bu abi ihtiyaç bu böyle ihtiyar gele gele bu ihtiyar mı etkiliyor bunları? Bunlar hepsi ihtiyardan çıkıyor. Bu yaptığımız iş vaziyetler, bu sonuçlar bu süreçten çıkıyor. Bu sürecin de giriş noktası ihtiyar. Ha, İhtiyar. ihtiyardaki o yazdığın maddeler Evet abi. ihtiyarı mı etkiliyor, ihtiyardan mı Bu çıkıyor? ihtiyardan sonra çıkan maddeler. Ha, Bunlar ihtiyarı etkilemiyor. Yani ihtiyar bunları etkiliyor. Bu demek süreçte. ki ne yapıyor? Şimdi dışarı ihtiyardan dışarı çıkınca ilk ne yazdığını okunuyor, okuyor İstidat mu? abi. Abi o İstidat. noktada bir istidat uyanıyor. O Tamam, istidat bir dakika. kabiliyeti. İhtiyar istidadı uyandırıyor. Evet. O istidat ne uyandırıyor? Kabiliyet Kabiliyet. o meyli uyandırıyor. Meyil. İhtiyacı uyandırıyor. İhtiyaç. İştiyakı uyandırıyor. İncizabı uyandırıyor. Onun Ha, neticesinde demek emelleri. ki o ihtiyarı etkileyen sebepler bunlardır. Evet abi. Peki bu ihtiyarı etkileyen şeyler ne? İnsanlar Ha, abi. şimdi ihtiyar bunları etkiliyor. Evet. İhtiyar da ne Heh, etkiliyor? ihtiyar da neye etkiliyor? Bizim Ha, tamam. sıkıntımız bu. Bu ihtiyarı etkileyen şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl mesela abi? Yani burada mesela bu binanın mesela her odanın kendi kapısı var. Bir de dış binanın kendi bir kapısı var. Ben şimdi bu kapıyı kapattığım zaman bu tarafa, öbür taraflara rahatlıkla biri gezebilir. Aynı şekilde ben burayı kapattığım zaman, dış kapıyı da kapattığım zaman en dıştan ne olabilir? Bu sefer dış kapıda olduğundan dolayı içeri artık giremez. İnsan bedeni de bir bina gibi olduğundan dolayı bu binanın, o içsel alemin, o hususi dünyanın belli kapıları var. O hususi dünyayı inşa eden, o ihtiyarları etkileyen belli kapılar var. O belli kapıları sen bilmezsen etmezsen bu ihtiyarını kendi eline alıp da istediğin şeyi yaptıramazsın. İşte insan da abi bizim bedenimizde ve hususi alemimizi etkileyen 5 tane kapı var. Ne? Gözümüz, ondan sonra burnumuz, ağzımız, kulağımız ve dokunduğumuz. Bunlar bizim zahiren basit duyu organları gözükse de bizim içsel hususi alemimizi, o içsel binamızı, içsel şeyimizi etkileyen kapılardır. Bu kapılar 5 tane kapı var mı? 5 tane kapı var. Bu kapılar da bizim ihtiyarımızı etkiliyor. Demek ki bizim sıkıntımız burada neymiş? Artık ihtiyar değil. Bizim sıkıntımız bu kapıların Bu farkında kapı. olmamış. Bu kapıların farkında olmayışımızdan. Şimdi ne oldu bu sefer? Buraya geldik. Peki Yani abi. bunların kapı olduğunu bile bilmiyoruz. He, bu işte o sistemi bilmediğimizden dolayı bu kapıyı bilmediğimizden dolayı gelen giden bu kapıyı açıp şey yapabiliyor. Biz engel bilmiyoruz çünkü o kapının varlığını. O yüzden bizim haricimizde dışarıdaki birileri bunu açıp ya da kapatabiliyor istediği gibi. Biz bilmediğimizden dolayı. Demek ki bu ihtiyar etkilen bu 5 tane kapı. Bu 5 tane kapı da abi hani işte gözümüzden, kulağımızdan, dokunduğumuzdan ve ağzımızdan ve burnumuzdan gelen her şey neticesinde artık ihtiyara dönüştürüyor. Bu ihtiyara etkilenmesini nasıl etkiliyor? Hani zahiren baksan el, burun, göz, işte göz, kulak bunlar nasıl bizim ihtiyarımızı etkiliyor? Onun bir misalini verip ondan sonra buraya geçeyim. Mesela bir en basit o kulak örneği için söyleyeyim. Mesela kulağı çizelim böyle. Ondan sonra burada 3 tane şeyi böyle sembolik olarak çiziyorum abi. Sonra burada beyin diyelim abi.
Şimdi abi bu kulak diyelim. Hani bu kapıların mahiyetin ne olduğunu manasında bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kulak abi buradan ses dalgası dalga olarak girdiği zaman burada bu dalga olarak girip burada 3 tane çekiç özengiye değdiği zaman artık sıvı içinde dalgaya dönüşüyor. Ses dalgası sıvı dalgasına dönüşüyor. Bu sıvı dalgasındaki titreşimler de artık buradaki beyinle alakalı olan sinir yerine geldiği zaman artık elektriksel şeye dönüşüyor. Yani ne oldu? Ses dalgası olarak girdi, elektrik olarak çıktı. İkisi çok farklı. Demek ki bu işte bu kapılar da abi zahiren işte kendi cinsinden girdikten sonra burada artık enerjiye dönüşüyor. Yani nasıl ki ses dalgası kulaktan çıkarken enerjiye dönüştüğü gibi, evet, kulaktan burundan girenler hepsi zahirde masum gibi gözükürken, aynen, aslında ihtiyar denilen bir enerji gücüne dönüşüyor. Enerji gücüne dönüşüyor ve bu enerji hangi cinstense o cinsten bu sistemi çalıştırıyor. Bu enerji kötüyse diyelim, bu kötü tarafta ne? Günaha meylin çok oluyor. Ya da hizmet noktasında, okumalar noktasında bir şey yapamıyor. Adam diyor ben günaha meylim yok. Bu adam günaha meylin olmaması hani bu enerji kötü enerjiden beslenmiyor manasına gelmiyor. Hakikatleri anlayamıyor ya da hizmete şuur olmuyor. Bu da onun için kötü bir şeydir. Biz sadece günahların meyil olmasını kötü olarak algılıyoruz ama hakikatlere meylin olmaması, Allah'la arandaki o bağlantıyı kuramaman, onun o işte o şuuruna varamaman da o kötü enerjinin senin üzerindeki şeyi oluyor, etkisi oluyor. Buraya işte bu 5 tane kapı. Peki abi bu 5 tane kapıyı da neticede bir kapı. Bunlar ihtiyarı etkiliyor. Ama bunları da bir de etkileyen başka sistem de var. Yani bu sadece bir geri daha gidecek. Burunu, gözü, kulağı, dili vesaire. Bunu etkileyen başka bir sistem. Yani başka bir sistem daha varmış. O da ne abi? İnsanın hani zamanın ve muhitin insan üzerindeki etkisi muhakematta da geçiyor. Zaman, mekan ve iş abi. İnsan iştigal ettiği şeyle burnu, ağzı, kulağı, gözü, bel efendim etkileniyor. Bulunduğu mekan. Mesela biz şu an burada haram bir şey düşünemeyiz. Kötü bir haram olan bir yerde de kötü bir şey, iyi bir şey düşünemeyiz. Hani hani adam bir işte meyhaneye gittiği zaman güzel huşuyla bir namaz kılamaz. Çünkü o mekanın onun üzerinde bir tesiri var. Orada yapamaz. Ama adam burada da o rahat rahat o haram işlerini yapamaz. Niye? Çünkü mekan insan üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Aynı şekilde zaman ayırdığı şeylerin insan üzerinde de gibi çok etkisi var. Adam mesela 24 saatini neye çok ayırıyorsa o onunla enerji olarak dönüşüp o cinsten bir şey oluyor. Adam mesela 24 saatini fazlasını dünyaya arıyorsa bu enerji artık dünyevi makamları kazanmak noktasında iştigal ediyor. Bu adam işte 24 saatinin fazlasını uhrevi noktada ayırıyorsa artık bu enerji o noktada ona kazanç sağlıyor. Yani insanın zaman ayırdığı şeyler onun üzerindeki etkisi oluyor. Hani bu iş, mekan ve zaman. Peki abi bunu etkiliyor. Bir de bunu da etkileyen en küllü, en cami bir şey daha var. O da ne? Yani bu üçünün de arkasında. O üçünün arkasında onu etkileyen bir şey var. O da arkadaş abi. Nasıl mesela? Arkadaş yürüyen zamandır, yürüyen mekandır, yürüyen iştir. Yani sen arkadaşını, hangi arkadaşla takılırsan o işi yaparsın. Hangi arkadaşla takılırsan onun gittiği mekanlara gidersin. Hangi arkadaşla takılırsan onun zaman ayırdığı şeylere zaman ayırırsın. Çok güzel. Bunun neticesinde abi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, kişi hani din mi öndedir, arkadaş mı öndedir abi? Normalde din daha camidir, din daha mühimdir ama kişinin arkadaşının dini üzeredir diyor. Normalde din daha cami olması gerekirken niye arkadaşın dini üzeredir? Bu sistemden dolayı. Çünkü o dinin, o enerjinin kendi üzerinde olmasını sağlayan, bu sistemi çalıştırmasını sağlayan vesile olan şey o insan arkadaşıymış işte. Bu arkadaş, o yüzden İmam Rabbani diyor ya abi, ne olmak istiyorsan olanlarla beraber ol. Bu basit bir şey değil. Yani bu, ben ondan sonra bu cümlenin, bu sistemi bildikten sonra bu cümlenin çok çok küllü bir şeye hizmet ettiğini anladım ben kendi alemimde. Arkadaşın basit bir şey olmadığını. Çünkü arkadaşın senin her şeyini değiştirebileceğini anladım. İhtiyarını, meyillerini, yaptığın iş faziyetlerini. Çünkü adam mesela ne, futbol oynamak istiyor, futbolcuların yanına gidiyor. Abi nasıl olduysa artık futbola dair her şeyi konuşuyor. Bu adam ne diyor? Ben futbola sevgim var diyemez. Çünkü o futbola sevgisi yok. Arkadaşlarından dolayı o futbola karşı meyli uyanmaya başladı. O adamı sen başka yere aldığın zaman, o bunlarla ilişkisini kestiğin zaman, burayla ilişkisini kestiğin zaman otomatikmen burası da değişmeye başlıyor. Buraya değiştikten sonra ne oluyor artık?
burayı değiştikten sonra farklı bir şey almaya başlıyor. Ama burayı değiştirmese adam, biz niye işte günahlarımızdan ayıramıyoruz, alışkanlarımızı yerimize, kötü alışkanlıkları niye ayıramıyoruz? Biz çünkü sürece takılmışız. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa ki bunun yerine bizim bu sebeple uğraşmamız lazım. Bunun da temel sebebi arkadaş. Mesela adam hapishaneye giriyor bir şeyden dolayı. Aynı işi niye yapıyor yeri? Çünkü aynı arkadaşlarla takılıyor. Ama hapishaneden çıkan bir adam, eğer mesela o aynı işi yapan arkadaşlarla olmayınca ne yapıyor? Hayatı bir düzene girmeye başlıyor. Niye? Çünkü süreç aynı şekilde etkilenecek. O zaman şöyle diyebilir misiniz İsmail? Buyurun. Arkadaşına göre zamanı nereye harcadığın? Evet. Mekanını belirliyor arkadaş. Yaptığın işi etkiliyor. Evet. Bunlar da hani zaman nereye harcıyorsun, nerelere takılıyorsun, ne iş yapıyorsun? Bu da senin gözünü, kulağını, burnunu, elini etkiliyor. Evet abi. O da etkilenmesiyle zahirde göz resim, evet, kulak ses, birbirine farklı. Ama netice itibariyle enerjidir. Enerjiye dönüşüyor bundan sonra. Enerjiye dönüşüyor, bu da ihtiyar oluyor. O zaman istidadın etkiliyor, kabiliyetin etkiliyor, değil mi? Böyle gidiyor. Aynen. Ya bu kadar önemli mi ya bu arkadaş? Abi ben bundan sonra artık takıldım çünkü kendi çaremde baktım. Belli mailler kafasını çıkarmaya başlayınca bunun sebebini araştırdım. En neticede baktım ki bunlar, sonra baktım bunlar da düzgün. Bunlara baktım, sonra en sonunda baktım ki yanımda takıldığım, konuştuğum insanlar, muhabbet ettiğim insanların sinsice artık iş alemde bir başka maillere vesile olmasına olduğunu anlamaya başladım. Ondan dolayı bu arkadaşın çok ciddi bir mühim bir şey olduğunu anladım burada. Televizyon da öyle, biliyor musunuz arkadaş? Seni gevezi ediyor, aklını darmadağın, kalbini duman ediyor. Bir de bu arkadaş sadece bizim erkek arkadaş olarak değil, senin patronun olur, işin olur, eşin olur, aşın olur. Bu seninle yan yana, yakın irtibatta bulunan kişiler oluyor bu sen. Çünkü arkadaş deyince ne? Benim arkadaşım erkektir. Aynen. Ya o arkadaş olarak senin yaptığın ne? Adam... Evet. En büyük arkadaş şu anda. En büyük, evet. Ondan daha... Yani en fazla zamanını onunla geçiriyorsun. Geçiriyorsan tabii. Geçiriyor abi. Geçiriyor. Burada mesela diyor ya abi, zina yapmayın demiyor. Çünkü sen zina şeyine girdiğin zaman, burada bu bant gibi abi. Sen bu banda bastığın zaman, buraya bastığın zaman ister istemez artık buraya gideceksin. Çünkü yürüyen merdivenler ters gitmeye çalıştığın zaman ne olur? İstediğin kadar kuvvetle, istediğin kadar koşmaya çalış. Artık bir yerden sonra, yorulduktan sonra onun şeye, hükmü altına giriyorsun. Onun esareti altına giriyorsun. İşte hürriyet abi, benim değinmek istediğim hürriyet buradan ziyade burası. Bu sebep işte. İnsanın kendi hürriyeti burası. Buradan sonra artık esaret başlıyor. Sen hangi, her hürriyetin bir neticesinde bir esaret var. Mesela ben bunları, bu hürriyetime kendim seçtiğim zaman bu hürriyetin esareti altına girmeye başlıyorum. Niye? Çünkü ben diyelim ki din noktasında ilerlemek istiyorum. Artık bu din noktasında hürriyetimi seçtikten sonra dini vacibeleri yerine getirmek zorundayım. Anladınız mı? Hürriyetimin esaretine giriyor. Evet. Bak ben hürüm diyor. İstediği arkadaş içerim diyor. Bakıyor. Sonra o arkadaş zamanını, mekanını, işini belirliyor. Gözünü, kulağını yönlendiriyor. Bu hürriyet. Ama bu hürriyet gibi gözükürken sonuç itibariyle esarete giriyoruz. Bu, hürriyetin esaretine bak. Burada abi siz hep tekrar diyorsun ya, o hissiyatın balonuna giriyor. Buradan sonra hani ok yaydan çıkması. İşte o yayın kısmı burası. Bu ihtiyarın hemen bir kenarı. Hani biraz önü. Buradan ok çıktığı an daha geri dönüş yok. O oraya kadar gidecek. O yüzden ne? Bu yayı etkili çekmeden önceki o sistemi sen kontrol etmen gerekiyor. Bunu kontrol ettikten sonra bu okun hangi tarafa gideceğini yapabilirsin. Onun neticesinde bu çizgiden sonra artık bir balonun içine giriyorsun. Yani, hürriyet gibi gözükürken aynen, sonuç esaret. Aynen. Artık her şeyin bir, hani her hürriyetin bir esaretine giriyorsun abi burada. Aslında o üstadın hürriyet kastettiği yer burası, ben anladım bir manası. Burası da sen nefsi hürriyete başlarsan, nefsi istibdat namı altında, yani nefsi, yani hürriyet namı altında nefsin istibdadına şey yapıyorsun. Ama hürriyetine, vicdan hürriyetini elde edersen vicdanın vacibelerine, vicdanın istibdadı altına giriyorsun. Yani Allah'ın istediği gibi yaşamaya başlıyorsun bunun neticesinde. İşte burada burası da bir balon oluyor abi. Bu balonun içine giriyorsun. Sen bu balonun içindeyken balonun dışına çıkamazsın. Bu balonu patlatan şey bu arkadaki bu sebep sistemi abi. Bunun en temel başında ne var? Arkadaş var. O yüzden mesela abi 7. sözde diyor ya, hey arkadaş diyor.
Ona arkadaş olarak yanaşıyor. Dost olarak yanaşmıyor ya da bir şey olarak yanaşmıyor. Hey arkadaş diyor. Hani ha, şeytan öyle evet. Hey arkadaş gel gel beraber işaret edip keyif edelim. Güzel kız suretlerine bakalım. Ondan sonra şarkı hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Yemek kokusuz yemek olmaz abi. Buradan ve buradan girmeye çalışıyor. O arkadaş. Yani 7. sözde üstad bu sistemi temsil olarak anlatmış. O arkadaş ne yapalım diyor? Gel gel diyorum işaret edelim, keyif edelim diyor. Sonra diyor ki şu kız suretlerine bakalım. Göz kapısını önce bir buradan girmeye çalışıyor. Sonra diyor ki şu hoş şarkılar dinleyelim. Kulaktan girmeye çalışıyor. Sonra diyor ki şu tatlı yemekleri yiyelim. O tatlı yemek kokusuz olmaz abi. Yemek ağzı ve burnun kapısını etkiliyor. Evet. Buradan girelim diyor. Bir de orada tatlı demesinin bir manası insan tatlı şeyleri ye tatlı yemekleri ye kendisini masum dahi olsa, helal dahi olsa şımartmaya başlıyor insan kendini. Ve böyle tatlı da insana şey yapar, doymamazlık veriyor. Yani insanın en çok acıkmasına şiddetli, kronik acıkmalara sebep tatlıymış. Tatlı. Evet abi. İnsanı çok yediren tatlıyı çok yiyen çok yer. Gülme, bayram. Ben yemiyorum da abi onun için. İşte abi orada, buradaki sıkıntı sen imanın tesir olması değilmiş. İmanın şeyi değilmiş, senin sıkıntın o imanın sende yaşamasının vesile olacak o arkadaşı seçmen. Arkadaşını seçememen. Bu arkadaşını sen eğer düzgün seçersen, ona göre hareket edersen bu sistem otomatikmen gidiyor. Sadece bu ders ne biliyor musun? Hürriyet ve altındaki istibdat, esaret. Evet, hürriyetle başlıyorsun. Esaret de sonuçlanıyor. Sebep cihetiyle hürriyeti, hürüz, her şeyin hürrü. Hani herkes hürdür sebep cihetiyle seçme noktasında. Ama o seçtikten sonra o işin bir farziyeti, o işin vacibelerine girdiği zaman onun esir olmaya başlıyor. Bunları yapmak zorundasın. Lemahattan ne güzel diyor ki, istibdad hayvani, esareti şeytani, hürriyet namı verilmiş. İstibdadi, yani istibdadi hayvani. Hayvani duyguların istibdadı altındasın. Kontrolsüz, ölçüsüz, hadsiz, hudutsuz yaşıyor. Bak, istibdadi hayvani, esareti şeytani. Şeytanın esareti altında istediği gibi seni kullanıyor, ona hürriyet denmiş. O gözün karşısında ne yazıyor? Onlara da gireceğim abi. Burada şeyde şimdi devam, 7. sözde sadece onu şey olarak geçeceğim. Üstad başka bu göz, kulak, dokunma, ağız, burun dedim ya abi dedim. Bunların Allah alem yani içsel alemdeki bir şeyler karşılığı olması lazım. Karşılığı olursa onu etkiliyor. Çünkü zaten tamam göz enerji diyoruz onu tatmin oluyoruz da bu enerji neyi etkiliyor? Bu gözden gelen enerji neyi etkiliyor? Yani gözden gelen enerji neyi etkiliyor? Kulaktan gelen enerji neyi etkiliyor? Dokunmadan gelen enerji, ağızdan ya da burundan hiç gelen enerji ne etkiliyor? Sonra çıkışı nasıl oluyor? Şimdi tamam bu 5 tane farklı kapı, bir tek kapı değil ki. Her kapıdan farklı bir odaya giriyorsun. İşte bu buradaki kapıyla hangi tarafın oynuyor, hangi tarafında sıkıntı oluyor? Şimdi burada işte külliyatta benim en azından eşleştirdiğim abi göz kapısından giren enerji ruhu etkiliyor. Ruhu etkiliyor. Kulaktan giren enerji vicdanı etkiliyor. Dokunarak aldığın etkili o hissiyatla aldığın etki akıllı etkiliyor. O ağız ve burundan aldığın şeyler de kalbi etkiliyor. Bunun bir manası mesela 40 gün et yiyen adamın kalbi katılaşır diyor ya peygamber bir hadis-i şerifte. Sonra başka yerde de ruh ve kalbin içindeki dil ve dün neydi o ne yazmıştı orada? Gözden giren ruh gözden giren enerji ruhu etkileyip zevar ve firak darbelerine maruz kılıyor. Onu ondan sonra acısını çektiriyor. Bunun neticesinde yapmanın cezası. Aynen yapmanın cezası bu adamda hastalık olarak da enaniyet gözüküyor. Bu gözden giren şeyler insanda enaniyete vesile oluyor. Buraya hemen alta yazayım abi. Ondan sonra bitiyor zaten. Gözden giden hissiyat insanı, hissiyat ulvi insanı tahrip eder. Var o hatırıma geldi. 410 sözlerde geçiyor ya. Nazar merhamete layık olan bir moktaki cenazedeki bir cesede nazar şehvetle bakmak derinden deriye he? Sukutu ruha. Evet. Derinden derine hissiyat ülveyi tahrip edip sukutu ruha sebebiyet veriyor. Verdiği için aynen abi. Sukutu ruha. Yani işte demek ki gözden giren
ruhun da bozulması ile bakayım ne ahlak veriyor. Son söylediklerin ahlaktır. Enaniyet, gurur, kibir, haset. Onlar da ahlakı vasıflar. Suyu ahlaktır. Ustadın o yediğin sözde hey arkadaş dediği ilk defa ilgimi çekti. Ben zannediyorum ki böyle haykırmadır. Hey arkadaş. Bir lafı güzaptığı gördüm ama değilmiş yani. Allah Allah. Bu kadar ciddi almamıştım hey arkadaş. Şimdi abi dokunarak evet. Giden enerji aklı etkiliyor. Sendeki dokunma. Dokunarak gelen enerji aklı etkiliyor. Sendeki ölümü unutturup sende benlik oluşturuyor. Oo benlik ahlakı. Benlik ahlakı. Gözden girenler ruhu etkileyip sende zeval ve firak firağa maruz kılıyor. Burada da enaniyet oluyor. Enaniyette olan adam da zeval ve firak maruz kalıyor. Ha enaniyeti çok olan zeval ve firak firağa maruz. Çok berbat eder. Aynen. Zeval ve firak hani ben merkeze düşündüğü için benden gidiyor. Benden ayrılıyor. Dur. Benim bir şeyi çözdü şimdi. Adam niye zeval ve firak? Ben birisi vardı böyle. Onun işi biraz bu ya. Ya böyle firak beni, Hasan beni çok etkiliyor diyor ya. Zeval, firak beni çok etkiliyor. Ya bu adam çok haddinden fazla ifrat derecede zeval ve firak etkiliyor. Demek ki enaniyet öyle bir his veriyormuş. Bu gözden girenler senin enaniyetini tahrik ediyor. Gözden girenler. Bir de yapalım dur. Gözden giren ruhu tahrip ettiği için sen de his olarak zeval ve firaka maruz kalıyor. Onun da senin ahlak olarak, suyu ahlak olarak enaniyetini doğurur. Bunların yerini değiştirebiliriz abi. Gözden girenler ruhu etkileyip sen de enaniyeti tahrik edip bunlara maruz kılıyor. Evet aslında öyle olmuş. Aynen öyle olması gerekiyormuş şu an fark ettim. İşte kulağından gelenler de vicdanını etkileyip sende hortu furuşluğu aktif edip az bir fakir yaralarına müptela ediyor seni. Korkunç bir tespittir biliyor musun? Bu acayip bir ahlaki bir sorunun çözümüdür. Yani mesela dese ki hot vuruştuğunda nasıl kurtulacağım? Kardeşim kulağına sahip ol. Aynen. Enaniyetinde nasıl kurtulacağım? Gözüne sahip ol kardeşim. Benlikte nasıl kurtulacağım diyene dokunma duyguna sahip ol. Fesvan Allah çok. Bu eğer bu tespitler doğruysa ki doğrudur. Ki abi zaten mesela ben 7. sözde hiç girmeden bu tabloyu çıkardıktan sonra baktım ki Üstad 7. sözde anlatıyormuş bunu. Daha ben daha 7. sözde girmeden ondan dolayı bu benim çok hoşuma gitti. Bunlar mesela bunu bir başka bir yerden, bunu başka bir yerden. Ondan sonra 7. sözü yaptıktan sonra baktım ki Üstad tam şeyi söylüyor, bunları söylüyor. Bu manada... Geç bakayım kulağa. Kulakta, bu mana Berat Gecesi'nde Allah nasip etti. Berat tamam. Gecesi'nde yazdım bunu. Kulaktan girenler vicdanı etkiledikten dolayı sende hot vuruşluğu aktif ettiği için... Az ve fakir yaralarına müptel oluyorsun. Sonuçtur o. Bu sonuç abi. Evet. Bunlar sonuç. Ondan sonra şuraya şey yaz. Şuraya. Buraya şey yap. Sonuç. Süreç. Suyu ahlak. Suyu ahlak de. Süreç, suyu ahlak. Şöyle. Ver bana. Ver. Şöyle. Sonuç. Buna da hiç yapmadan ne demiştik? Onu etkiliyor abi. Etkiliyor ama sonuç süreç. Süreç olan sui ahlak. Ama acayip bir tespit ha. Bu mümkün bu korkunç bir şey yapar ya. Demek ki bak dokunmayı doğru kullanmasan aklı etkiliyor. Süreç benliği doğurur. Benliğin de cezan olarak sana ölüm unutturur. Şeye benzedi. Mehmet bir kardeş var ya. Adam babası ölüyor etkilenmiyor. İflas ediyor etkilenmiyor. Zengin oluyor etkilenmiyor. Çocuğu olmuyor etkilenmiyor. Çocuğu ölüyor etkilenmiyor. Hiçbir şekilde etkilenmiyor. Niye dedi? Böyle bir şey buldu. Allah onu kendisine bırakmış. Onda. Ceza ya. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah da sizi unutturmuş. Ben de heyecanlandım onun için geldim. Çok harika. Gözü yanlış kullanınca ruhu çökertiyor. Enaniyetini aktif ediyor. Ruhu bozulan. Gözü bozulan ruhu bozar.
ruh bozulan enaniyeti doğurur. Enaniyetli misin? Ceza olarak da ne bu? Zeval ve firaka ya maruzayı böyle yakıyor. Egzozunun gazı gibi. Kulağı yanlış kullanan vicdanını mahvediyor. Vicdanı mahveden de hoturuş oluyor. Sen misin ha hoturuş? Aç ve fakr yarasını açıyor. Aynen. Ondan sonra... Ağızdan ve dilinden giren işte. Ağız ve dilde. Ağız ve burundan giren ne yap? Hayatın ne o? Güzel ile. Hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştahası. İştahası çıkıyor. Bunun cezası ne oluyor? Bu ne yazıyor? Yolculuk şuurunu unutuyor, kabir kapısı şuurunu unutuyor abi. Ya üniversite lisesinde böyle güzel yazdı abi. Ha buna bak, nasıl şeyler. Tamam. Ben bile okuyamıyorum ya. Peki, tamam. Ya yavaş, acele etme, biz bizeyiz ya. Ne, ye mi bu? Evet. Öyle ye olur mu? Şey... Sen bana bak, hadi okulda iş yapacağız ha. Yok. Doktorluk mu yaptın? Yolun neyesine baksana abi, üçüncü abi. Olsun ha, tamam, tamam. Tamam. Aman mükemmel bir şey ya. Ben şey yapayım o yazarken, ağız ve burnunu yanlış kullanan kalbini bozuyor. Bozulma nispetinde hayatını güzel... güzelce medeniyet... Güzelce, güzelce değil mi? Evet. O güzelce bir yaptı, onu duruz. L-C-C-L yaptım. Hayatını güzelce medeniyet fantazileriyle geçirmek iştihası oluyor. Ona da ceza, yolculuk, şu cezaya bak ya. Dünyada niçin olduğunu unutuyor. Vallahi mükemmel bir şey olmuş ama ha. Çok bu şeyde geçiyor. Emirdağ layıkısına geçiyor. Naz mani yapınca tam oturuyor. Emirdağ'da mı geçiyor? Aynen Emirdağ'da. Onu bir göstersen onu. Oo. Benlikle enaniyet farkı abi. Öyle o, mi? O da önemli. Benlikle enaniyet nerede şey bayram? Şu asıl burada. Benlik dedi. Benlik. Ha enaniyet. Ha. Farkı ne yani farkı? Farkı. Onu da öğrenirsek. Ben bir tanesi ene. Mesela enaniyet. Hüveyi yırtmayınca. Onu dur bir Emirdağ'ı da göstersin sonra onun arasındaki farkı şey yaparız. Evet abi diyor ki kardeşlerim belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştahası, tiyakili gibi hastalıklardır diyor. Nerede geçiyor bu? Emirdağ 2, 245'te. 245'te. Tam Naz Mani yapınca. Ustadın en son, mektubu. En son mektubu vefatından önce. Evet abi. En son mektubunda söylüyor bunu. Naz Mani yapınca mesela benlik davasında olan bir adamın hani Allah şu şey olmaz, ölümü unutuyor. İşte enaniyet olunca, ben merkezde olunca benden ayrılıyor. Benden gidiyor. Sürekli herkes senden gittiği için zevale firak maruz kalıyor. Hotfuruş olduğundan dolayı hani hotfuruşluk cezası olarak da aziyet ve fakriyet yarasına, o aciz ve fakir yarasına, hani buna ihtiyaç hissediyor artık kendini. Bu yara olduğundan dolayı. Hayatını güzelce fantaziyeler. Burada güzel dikkatime çekeceğim bir şey de var abi. Fantazi. Şimdi bir adam sürekli tatlı yemekler yerse farklı tatlı yemekler arar. Bir adam mesela sürekli baklava yiyince sürekli bir şey ne olur artık? O ona şey olmaz, başka fantazi şeyler dener. Hani tatlının üzerine çikolata koyar, sos koyar bir şeyler. Böyle fazla fazla şeyler yapar. O ondan daha fazla lezzet alsın diye. Mesela abi sizin bir tane örneğiniz var ya, çok hoşuma gitti. Köydeki çocuğa bir tane şeker verdiğin zaman seviniyor. Ama şehirdeki adama kebap ısmarlıyorsun, çocuğa kebap ısmarlıyorsun, burnunu kıvırıyor. Niye? Efendim? Burun kıvırıyor ya. Ne için öyle demişti doktor? Abi köydeki çocuğa diyor şeker veriyorsun, nasıl mutlu oluyor diyordu. Şehirdeki çocuğa alışmış ya, evet. Şımarmış. Şımarmış. Güzel şeylerle. Tablet alıyor. Her sefer. Tablet alıyor babası. Ey! Her şeyi yapma, tatlı. Sanki herkes mecburmuş ona iyilik yapmaya. Bazı tipler var ha. Sanki ona hep zaman iyilik yapmakta mecburmuşsun gibi. Hiç memnuniyet yok ya. Hiç teşekkür yok. Evet. Ha o Emirdağ'da geçiyor. 245'te. En son mektupta. Evet abi.
İşte bunlar da bu kısmı sadece Emir Dağı'nda geçiyor. Burası şeyin içinde geçiyor. Yedinci sözün içinde nazm-ı mani yapınca, işte akla karşılık o, işte ruha karşılık o yapınca, sonra işte ruhla alakalı mesela ruha karşılık enaniyetin gelmesine bir şey vardı abi. Hani bunu yaptıktan sonra külliyatta üstad bunu kullanmış mı diye birkaç yere baktım böyle. Ben neye bir tane göstereyim. Mesela diyor, mesela şeyde ruh için, göz için söyleyeyim. Diyor ki hususan suret perestlik, ahlak fena halde sarstı ve sukut ruha sebebet verdiği şununla anlaşılır diyor. Gözden gelen suret perestlik. Tamam, onu da yazar ruha. Mısın o kenarına? Nereden okudun? Şuraya. Sözler 727. O oraya en son. En sağ tarafına yaz. Ha, parantez aç oraya. Yukarısında Emir Dağ'da yaz. Bu o, full. Üstüne, benlik buldun ya onu. Ha, tamam. Emir Dağ 245-2. Bak benliğine aynı öyle parantez aç. Heh, aşağıda yaptığın gibi 245. Tamam. Şimdi ötekileri de yazacağız. Ondan sonra abi işte ruhla alakalı şeyde 20. lemada bu şeyde bahsediyor. Diyor ki bu müthiş maraz ruhin ilacı diyor. Maraz ruhin ilacı bir maraz, ruhani bir maraz neymiş? Diyor ki ben bu insanlar irşad edeyim, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine muhtaç, muavenetine ve uhuvvetine ve yardıma muhtaç bir zata karşı rekabetine bir vaziyet alır. Şakitlerim ne için onun yanına gidiyorlar, ne için onun gibi kadar şakitlerim bulunmuyor diye enaniyeti oradan fırsat bulup diyor. Enaniyeti fırsat bulup diyor. Altta da bu enaniyetin olmasına maraz-ı ruhi diyor. O ondan çıktı. Başka abi birkaç yer daha vardı. Meclis. Şükürlüğü Rezakun'dan. Yine gözle alakalı. Göz hasse, ruh bu pencereden seyreder diyor. Gözün ruha karşılık gelmesi. Ondan sonra kalp için kabri kabri kalp diyor. Yani buna denk geliyor bu şekilde. Birkaç kalbi kabir. Aynen, kalbi kabre benzetiyor. Yani o kalpteki nispet noktasında kabirdeki şuur sende aktif oluyor diye anladım. Ondan sonra bir de işte kulak içinde abi diyor ya, kulaklarını tıkar vicdanına iltica eder. Şimdi ben bunu bu şekilde yorumladım. Kulaklarını tıkadığı zaman en yakın hangisi? En yakın ona iltica ediyor. En yakın vicdanmış ki üstad onu vicdanı şey yapıyor. Vicdanı nazara eriyor. Bir de Asar-ı Bediye'de de bir yer varmış da kulakla alakalı. 11. sözü de peygamberi dinlemediler diyor abi. Vicdan peygamber. Vicdanı peygambere diyor. Peygamberi dinlemediler diyor. Kendileri şey yaptılar. Bir de dinleme makamı da çoğunlukla vicdan diyor. Vicdan dinlemedi, peygamberi dinlemedi. Vicdanı, yani orada da anlaşılıyor ki küçük alemde iman esaslarının vicdan peygamberi imana denk geliyor. Abi o zaman bak dinle diyor yani. Bak dinle. Bak göz, ruh, dinle, kulak, vicdan. Ruh vicdanla beraber buraya odaklanıyor. Hmm. Sözlerle her yerde. Tam nereye atıf yaptığını yazmamış mı buraya abi? Bunu yaptıktan sonra abi okumaya denk geldiğim zaman bu sistemin işte 7. sözlü olduğunu, sonra üstadın işte birkaç sonra yerde de şeyleri bula, o kaynakları da şey yaparsan çok güzel olur. Tamam. Burası nazm maniyle oldu. Külliyattan ise bunların buna denk geldiğini gördüm. Hı-hı. O şekilde. Çok güzel. İşte birkaç yerde üstadın hani ruhdan bahsederken enaniyetten bahsettiğini, kulaktan bahsederken vicdandan bahsettiğini. Çok garip şey benim aklıma takılan işte bunlar hepsi ayrı kapı. Bu kapılar aynı yere çıkmaz ki. Başka bir yere çıkar. Başka bir yere etkiliyor. Bunun işte sizin hep tencere örneğiniz var ya abi. İşte ruh, vicdan, kalp, akıl ruh, vicdan, akıl, kalp tenceresinde birleşiyor. Bunun neticesinde bir ihtiyar oluşuyor. İhtiyar müstakil değil. İhtiyar bunların boyalanmasından ortaya çıkan şey oluyor. Bundan sonra istidat, kabiliyet, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizam o şekilde gidiyor diye anladım. Bin manu. Akıl bozulursa benlik olur, ruh bozulursa enaniyet olur. Evet tamam. Bu da antika bir şey. Vicdan bozulursa oturuşluk olur. Kalp bozulursa hayatını güzelce fantazi, medeni fantazi geçirme arzusu, iştahsı olur. Evet.
O zaman şey getiriyor yani. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا لَلَا. Evet. Orası evet. Getiriyor. Ama çok mükemmel maşallah. Tamam. Bitti galiba. Aynen bitti abi. Allah rızası için. El-Fatiha'nın zaman. Allah'a selam. Thank you.